Evet sevgili izleyicilerimiz, çok değerli bir arkadaşımızın, bizleri seven, biz de onu seviyoruz. Çok güzel bir arkadaşımızla sizleri tanıştıracağız. Efendim, sismik su takip etütlü yeraltı su görüntüsü arama işini yapan İsa kardeşimiz var, arkadaşımız var. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden. Tabii yıllarca bu işi efendim kendi imkanları dahilinde öğrenmiş. Ve şu anda da Türkiye'mizin dört bir köşesinde kendisine de talepler geliyor. Biz de kendisini zaten zor yakaladık. Bugün hani derler ya verilmiş sadakan varmış. İşte öyle yakalayabildik. Sındırgı'ya normal panayıra geldik. Burasının kurtuluşu var. Sındırgı'nın kurtuluşu var. Değil mi efendim? Düşman işgalinden kurtuluş günü. 99. 99. Evet, 99'u işgal kurtuluşu. Efendim dedik ki biraz bilgi alalım bu konuda. Sizler de bilgi olsun diye bize ne anlatacaksın İsa Bey? Önce bu işi nasıl başladın? Bu su işini. Bu bayağı büyük bir iş. Bir iş, evet. Ve çok da lüzumlu olan bir şey bu. Evet, her zaman test yapa yapa bu noktaya geldik. Yani test yapa yapa. Yani denemeden olmuyor bu işler. Önce deneceğin, sonra belli bir noktaya geliyorsun yani sonuçta. Ama sonuçta senin bulmuş olduğun suyu bulan alet sana ait. Evet, bana Yapımı değil ait. mi? Evet, arıza yaptı mı baya bir hafta uğraştırıyor. Ama Yani sonunda yapıyorsun yani. yapıyoruz, evet. Sismik alet, sıcak suları, nasıl diyeyim, akıntıyı takip eden bir Evet. cihaz. Bazen düşünüyorsun bu çukur, arazinin çukur yerde su olduğunu düşünüyorsun ama bakıyorsun orada bir akıntı yok. Tepede de olmuyor ama benim burnumda su çok oluyor. Yani Türkiye'de teksin yalnız. Türkiye'de Tek diyebilir miyim? araştırmalama, ölçümleme bakıyorum. Yani bir tarlada 37 tane kuyu var. Bir tanesini tutmamış. Yani 100 dönüm bir arazide akıntı var, 60 metre arasında belgi bu su akıyor. Üstüne daha bir tanesi şey çarpmadığına göre demek ki yok. Bunun yurt Anladım. dışından dahi ölçücü Ya ben de getirmiş onu adam. soracaktım sana. Yurt dışına da mesela davet olsa gider misin? Hani Vallahi Afrika'da falan su arıyorlar. En çok Afrika'da mesela su davet ihtiyacı. oldu da gidemedim ya. Bayağı oldu. Hatta Japonya'da falan bu hani şeyleri elmasları üreten firma falan takip ediyor yani. Ona bile bir yerlere davet Peki hiç ettik. yanıldığın oldu mu? Yanıldım. Oldu da şöyle oldu. Göçük yaptı kuyular. Mesela şöyle Varken yok oldu su. yok oldu. Bak şimdi Türkiye'de 3 çeşit sondaj var. He. Havalı sondaj, dövmeli sondaj, roterli sondaj. Bundan kaçırma olayları oluyor Bir aşağıda. açıklasın onları Açıklıyorum nedir bak, bunlar? bu çok önemli bir konu. He. Atıyorum roterli gazılan bir kuyu, var olan bir suyu %100 alıyor. Evet. Roterli gazılırsa. Havalı da %90'dan %10 arasında oynuyor. Evet. Yani var olan bir suyu %90 alıyorsun, %10 kaydırabiliyorsun. Yani vuruyor, sallıyor aşağısını, sana ayağı gibi kilitliyor. Bir de kil bantları var, onları şey yapıyoruz. Konuyu şey hesaptırmayayım. Üçüncü sondajımızı söyleyeceğiz. Bu dövmeli. Bu hurcukça %50 alırsın, yüzde kaydırırsın, %50 de kaydırırsın. O da sakat. O da en sakat o. Suya iniş aşağı gidecek ya, hangiden bir kil bandı suları toplayıp yanlamaya götürüyor. Orada bir fay hattı oluşuyor. O fay hattını bulmak da benim sismiğin elinde yani anlayacaksınız. O kil bandının üstünden taşan sula az bir su gidiyor. Çomakçı lavruyu buluyor. Ona vurdukları zaman az bir su alıyor yüzeyde. Ondan sonra devamlı şeye gidiyor. Kile gidiyor. Devamlı kile gidiyor. Kil de içine almıyor borunu. Sıcak su. Sıcak suda sismik akıntı cihazımı yatırdığım zaman sürekli sallanıyor. Yani neden? Akıntı olduğu için sallanıyor. Akıntının genişliği kuzeyden güneyden kuzeye doğru akıntı tersli. O benim sıcak su olduğunu hemen tespit ediyor. Bu ayrı bir konu. Bir de şimdi sular kanallarda 100 metre genişlikte bir araya toplandığı için rastgele sondaj attığın zaman %50'di tutturma şansın. %30'lara doğru, %10-20'lere doğru düştü. Su seviyesi düştükçe çatlağın içine doğru gidiyor artık su seviyesi. Herkes suyu bulamıyor. Artık suyu bulmak kolay değil. Aynen sular daha da aşağı Aynen. çekiliyor. Kuraklıktan dolayı, küresel Kuraklıktan dolayı. kuraklıktan dolayı. Peki teklif size en çok nerelerden geliyor şu anda?
Valla girdiğim yerlerden çıkamıyorum. Zaten ilk bir giriyorum, örnek bir iki kuyu ölçüyorum. Ardından 15-20 tane telefon geliyor. Oralara yetişmeye çalışıyorum işte. Ama genelde Türkiye'nin her farklı bir yerine gideyim ki öğrenci yetiştirmek istiyorum yani. Efendim, şimdi biz bu röportajı niye yapıyoruz sevgili izleyicilerimiz? Çünkü böyle İsa kardeşimiz gibi, arkadaşımız gibi insanlara bu Türkiye'nin ihtiyacı var. Aynen. Yani çok geriyiz. Çünkü neden Neden? dersen, bakıyorum duruma, yani Türkiye'nin en ünlü fizikçiler şeyleri su bulamıyor. Gidiyorum orada 10-15 kuyunun içinde suyu yolup alıyorsam bunda bir iş terslik var demektir, değil mi? Şimdi Yani. bir şey daha söyleyeceğim sevgili izleyicilerim. Bu da çok önemli. Benim abim var. Abim benim ilkokul mezunu değil desem yeri var yani. İlkokulu okumadı ama 20 tane cami yaptı. Maşallahı var yani. Aynen. Okumadan Mimar Yine. Sinan gibi adam oldu. İsa da ben sanmıyorum bu işin Ya ilmini şimdi okudum hocam bak okumadım. konuyu saptıracağım. Mesela Soma'da yer altında göçükte kaldım ya. Orada bir 6 yıla yakın bir çalışmamız oldu. Nasıl diyeyim? Yer altında okumuş mühendis çocuklar geliyor. Bir sürü mühendis var. Bunlara yer altında biz yapıyorduk rehberliği. Sahada uygulamalı yapmak başka, okumak başka. Aynen öyle. Uygulamalı olduğu zaman tecrübe sahibi oluyorsun. Aynen öyle. Bu işte Şimdi öyle. burada bir uygulama yapalım madem. Uygulama Bir uygulama yapalım. yapalım. Şimdi uygulamayı hep beraber takip edelim bakalım. Sular burada mı, orada mı? Her ne kadar İsa Bey Burası bizi dolgu biraz toprak. su olabilir tabii burada da biz Bu yani zaten altta göletlenme. Burada herhangi bir yere artezyan kuyusu yapsan suyu alırsın. rahat alırsın ama bir Rahat de alırsın. görüntülü olarak şu anda size Bizim takip edeceğiz. cihazlarımız var. Hadi bakalım. Bizden ayrılmayın. Şimdi cihazımızı bir alan tarama yapıyoruz. Alan tarama yaptıktan sonra suyun akıntı toplanma merkezini bulur. Buldu mu orada şey yapar. Yani ben nereye dönsem oraya yüklenir. Yüklendiği için oraya doğru ilerliyorum yavaş yavaş. O toplanma merkezini bulasıya kadar gideceğiz mecbur. Burada suyu vurdu. Ve akış yönünde kaldı. Suyla toplanıp bu tarafa doğru akıyor. Şimdi yaklaşın beri doğru. Şu anda suyun akış hızını, miktarını aşağı yukarı büyük bir akıntı var. Necati abi şimdi burada büyük bir akıntı var. Burada artezyen üst üste bu 300 metreye kadar cihaz görüyor. Gördüğü için sallıyor zaten. Şöyle hatta ne kadar su diyeyim. Bir şehire yetecek su var aşağıda. Çünkü burası bir toplanma merkezi. Derinlik şimdi çalışma ölçülerimiz var bir sürü alet olarak. Burada en yakın yüzeye olan noktada durar. Yani çok yakın. Burada mesela 5 ile 10 metre arasında suya ulaşıyorsun. Burada Akıntı duruyor. noktası Akıntı buraya doğru gidiyor. böyle. Aha, kuzeybatıya doğru. Batıya doğru gidiyor. Kuzeybatıya doğru. Çay istikametine. Ova burası görüyorsunuz. Bütün sular burada toplanıyor. Bu dağlardan mı giriyor acaba bunlar suya? Tabii bunlar kaçak sular. Kanallardan kaçak sular yani. Anladım. Burası üst üste dörderli çakıl mil gider dolgu burası. Nuh Tufanı'nda dolmuş bir yer. Yani durum bu. Evet şu anda suyun mesafesini bulacağız. Önce kabloları ne kadar çekeceğimizi bu için genel operasyon için. Bir de burada mineral ayırıcılar var iki tane. Bundan minerale çeker. Mineral ayırıcı olmadığı zaman millet minerale gazık çekiyor sürekli. Yani oraya huyu şeyi yapıyor. Tespit ediyor. O yanlış. Bundan bilgi için kullanıyorum. Suyumuz buldu. Şu anda girdi suya. Ayağımızı her vurduğumuz 2 metre oluyor. Açıldığı anda şimdi başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. Yani 30 metrede çok şiddetli bir akıntı var. Kepçelik bakçıysak 10 metreye kadar bakıyor. Kepçelikte tek taraflı ayağımızı vuruyoruz. 1, 2, 3,
4, 5. 4 ile 5 arasında. Birinci suyun girişi ıslak. Bunun mesafesi belli oldu. 30 metre olduğu için kablolarımızı 15'er metre bir ultrason çektiğimiz zaman suyun görüntüsü çıkacak. Buyurun göreceğiz. Bu tarafı bir kil bandı ve sulan burada toplanıp bu şekilde kitle görüldü. Yani bu şekilde netleştirmiş olduk derinliğe de. Kuyu sahibine hayırlı oluyor bu şekilde, yani hayırlı olsun diyoruz. Ve güzel bir %100 sonuç almış oluyoruz. Hatasız bir şekilde. Ekrandaki görüntüleri söyler misiniz? Bir tarafı kil bandı. Su olan yerler yeşil yerler, su olmayan yerler. Su olan yer mavi, koyu mavi olan kil bandının önünden toplanıp baktı. Onu da sismik alet noktalıyor zaten. Yani doğru noktayı asıl sismik makine buluyor. Ama bu da derinliğe %100 garantiliyor. Kil bandını da hata yapmamamızı sağlıyor bu. Bir de derinliği onaylıyor, yani özelliği o. İsa Bey, şu anda çalışmalarınızı izledik. Evet. Sonucu da anlattım. Evet. İnşallah bu hizmetlerin, bu güzel su bulma işlerin milletimize, insanımıza hayırlı olur Yıldırımın kısmındayım. arkasındayım. Gelişmesini istiyorum. Ben de kendimi toparladım. Adam akıllı iş yaptım. Sondaj belgem var. Fatura da kesiyoruz, şey de kesiyoruz. Yaptığım ölçülerden devletimize vergimizi de veriyoruz. Bir sındırgı sondaj şirketi kurmayı düşünüyorum ilerlerde. Bir de öğrenci, En önemlisi en de önemli olsa de tabii. öğrenci yetiştirmem lazım. Yani bu iş suyu hala bulamıyorlar okumuş kişiler. Vallahi iyi olur. Bir kurs gibi, bir ne Aynen, bileyim aynen. O belediyenin şekilde. altında, kaymakamlığın altında Şu anda inşallah. bak Türkiye'nin dört bölümünden binlerce su söyleyen var. Evet. Yani nerede 10 tane kuyu yapmış, 30 tane kuyu yapmış, su bulamamış, o adam arıyor beni. Gidip suyunu bulup geliyorum. Suya kavuşturup geliyorum. Böyle yüzlerce mesela, binlerce Ama kişiye. bunun normal üniversitelerde az çok bunun şeyleri vardır değil mi? Bunun Araştırıyorum, imkanları. YouTube'dan araştırıyorum, internetten araştırıyorum. Hiçbiri olumlu bir şey yok. Hiçbir şey yok. Çok senin gibi Bir cihaz da yok. Şimdi Japon şeyden bir tane makine çıktı. Bak 50 milyar alayım dedik. Japonya'da su aleti tık tık 10 metre, yani önce noktayı bulman gerekiyor. O noktayı da bulma şansın yok zaten. O noktayı buldun ve derinlik 500 metre kadar var diyor. Daha önceden yüklenmiş bir programı gösteriyor. Evet. Ya daha bir kere İnegöl'de gittiğimde adam bana senin suyuma baktın baktın dur dedi. Tamam nereye baktım ben diye ağacın altı. Orada su olmaz ya, nasıl olur oraya, ben bakmadım dedim ben. Getir şu VEDİM raporu dedim. Getirdi geldi, önceden daha önce aynı Japonya'dan bir mühendis çekmiş. Bu dedim baktım bir de inceledim, su kıpırtısı da yok. Evet. Yani dedim bu daha önceden yüklenmiş program. Sondaj şirketi de baktı, hak et dedi. Bu daha Evet. önceden benim elde de var bu görüntü dedi. Efendim, şimdi bizlerden ayrılmayın diyoruz. Bu tip insanların kıymetini bilelim diyoruz. Değerlerini bilelim diyoruz. Efendim, bizden ayrılmayın, hoşça kalın.